Bizim Tekrar millet olan birisinin böyle marabalığını yapmak, eşekliğini yapmak konusu çok merak. En önde gidiyor. Katılıyor. Birinin mayın eşekliğini yapmak için en önde gidiyor. Abi dur. Seni bağlayan mevzu yok şu anda. Bir bir bir, bir tart bakayım. Bir incele mevzuyu. Bir ağır başlı ol. <laughs> CHP'den falan şey diyen oldu. Bizim iyi parti ihtiyacımız yok. İşte başka parti ihtiyacımız yok. Biz kazanırız falan diye zor. Ha, dur bir dakika kanka sesin yayına gitmiyor şu an. Şimdi Buyurun. Kazanıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> vardır kardeşim. Ha? Nasılsın? İyiyim başkanım. Siz nasılsınız? Yeni çıktık şu anda geldik daha genel başkanımın özel izniyle seçimlere gireceğiz inşallah. Başkanım niye Ama senden milleti? Hayır kesinlikle öyle bir şey yok. Ama senden de bir destek göremiyorum. Niye yapmıyorsun anlamıyorum. O kadar yayın yaptık seninle değil mi? Başkanım yeter artık ben kaybetmekten sıkıldım AKP'li olacağım. Hayır hayır ama biz kaybetmiyoruz biz kazanıyoruz. <laughs> ben de iyiyim biliyorsun gündem gündemdeki olaylara bakıyoruz. Sen konuştun mu bu İsrail Filistin meselesiyle alakalı ne düşünüyorsun? Ya et şu abi İsrail İsrail abi çok büyük devlet bir kez. Anladın mı? Çek bana bana <laughs> Banda Hamas lover bilmem kaç. Banda bunu Etsu Volkan hemen. Ya abi şey ben biraz bizim şey milletin şeyini tiltim. Bir gündem oluyor her neyse ama bak futbol şu bu. Ya da bir ünlü birisiyle birlikte yakalanıyor falan. Ne olursa olsun. Bütün hemen time uzundayız. uzman. <laughs> Aynen. Bütün time Bütün time uzman kesiliyor. <laughs> bütün time. Hadi diyeceksin ki şey herkes fikrini verilebiliyor. Tabii bu şey bunda bir problem görüyor musun? Özgün değil sorun orada. Kimse özgün değil. Evet sürekli Bizim millet şeyler. birisinin böyle marabalığını yapmak, eşekliğini yapmak konusu çok merak. En önde gidiyor. Katılıyor. Birinin mayın eşekliğini yapmak için en önde gidiyor. Abi dur. Seni bağlayan mevzu yok şu anda. Bir, 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 tart bakayım. Bir incele mevzuyu. Bir ağır başlı ol. Değil mi? En önde gidiyoruz. Ukrayna Rusya şeyinde de öyleydi. En önde biz gidiyoruz. Ne oluyor oğlum? Hani sen bu filmin ganyotçu musun? <laughs> Ganyotçusu <laughs> musun? Ya benim fikrim sen biliyorsun. Senle konuştuk. Bu olay Hı -hı. patlamadan Bine bir iki ay önce ben bir yayında bunu konuşmuşum. Ben de unutmuştum konuştuğumu. Ama fikirlerim aynı. Ee, şeydi. Türkiye'nin rolü ne? ben demişim ki yani olaydan çok benim umurumda olan Türkiye'nin rolü burada ne olmalı diye. Ve Türkiye'nin rolünde de biliyorsun. Evet. O konuda aynı fikirdeyiz ne, zaten. Ya. Ne demiş Tayyip Erdoğan? Türkiye çatışmaların bir an önce durması için elinden geleni yapmaya hazırdır. Orta Doğu'ya kalıcı barışın gelebilmesi ancak Filistin ve İsrail sorununun nihai bir çözüme kavuşturulmasıyla mümkündür bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin hayata geçirmesi artık ertelenemez bir ihtiyaçtır. 67 sınırları. Yani bak bu şeyi duruşu doğru. Hakan Fidan'ın açıklaması da doğru. Erdoğan'ın konuşması da doğru. Hayatın gerçekleri bu. Bizim pelikancılar falan bir gaza gelmişti. Ümmet şey iniyor falan diye de. E, yani duydular zilin sesini herhalde artık. <laughs> Türkiye'nin abi rolünü üstlenmesi gerekiyor. Biz yapmazsak İran yapar. Biz evet. yapmasak Mısır yapar. Mesela Sisi. Ölüyor bunu yapmak için. Ne oldu hemen Tabii İsrailler sormuş, Bak, İsrailler sormuş ya. İsrailler sormuş ya güya doğru mu bilmiyoruz onu da. Sormuşlar ya bu esirler için yardımcı olun falan diye. Mısır bizim rolümüzü almak için. Sisi'nin tek derdi o. İnanılmaz bir Türk düşmanı, inanılmaz bir Arap milliyetçisi Mısır. Tek dertleri bizim pozisyonu almak. İranların da tek derdi aman bundan olmasın. Müslüman aleminin lideri. Tek mevzu burada güç savaşı. Hemen liklediler. Mısır resmi ka kaynakları. Bize sordular ya falan gibisinden. Arabuluculuk bu işin... yapıyoruz diye direkt açıklanmış. <laughs> yani tabii ki bu işin şeyinde daha bir şey yapmadan bu işin reklamını yapmak yoktur, değil mi? Ama oradaki tek mevzu şey bize mesela mesajdır, başka bir şey değil. Türkiye mesajdır. Yani biz bu işin arabuluculuğunu yapıyoruz, sen karışma. Evet. Kesinlikle Arkadaşlar daha olarak... evvelde, daha evvelde pre AKP döneminde de e, aynı şekilde Türkiye pozisyonu üstlenmiştir, arabuluculuk yapmıştır. Mesela Suriye'de meşhur şey var biliyorsun. Yani bölgesel eli... güç olarak görevini yerine getiriyor gibi bakabiliriz aslında. Hani eli Kohan. Bir de şey, hem bölgesel güç hem de tarihi bakımdan baktığın zaman Hı -hı. E, imparatorluk varisi olduğun için Hı -hı. her iki taraf üzerinde de senin bir şeyin var. Bir etki alanın var. Aman Ahmet Davutoğlu duymasın bu dediğimizi de. O çok yanlış yorumladı. O çok gerzekçe yorumladı. O mesela ne osmanlıcılık diye yorumladı ama Osmanlı'nın aktif politikasını yorumlamadı mesela. O çok böyle suni siyasal İslamcı şey saçma sapan bakış açısıydı. Yani real politika da değildi o. Ben bir yayında şey demiştim. Mesela bilinçli bir şekilde ne Osmanlıcılığı kendi soft power'ının için kullansam benim buna bir derdim olmaz. Sen bunun gerçek olmadığını farkında olursun ama. Evet. Kullanırsın ama farkında olursun gerçek olmadığını. O gerçek zannedip o gerçek sanıyor. Çalıştı, gerçekten. <laughs> o gerçek san sandı bir de. Yani şu. Teoride şöyle bir şey var. İşte biz buradaki alanımızı kuvvetlendirelim. Niye abi? işte biz eski Osmanlı İmparatorluğu'yuz. Bize burada bir alan açın. Şurada bir iki askeri üs açalım falan. Anladın mı? Mantıkta okey. Ama şey sen yapalım. şimdi şunu düşünmeyeceksin. Ben buraya girdiğim zaman kendim bunlara yaslayayım. Bunlar zaten beni Osmanlı gördüğü için bana taparlar. Bana hiç böyle evet. yamukları falan olmaz diye bu kafayla giremezsin. Hala kendini başbakan zannediyor zaten. Erken de <laughs> demiş. <gülüyor> <gülüyor> Abi açıklama yaptı dedim. Şükrettim. <laughs> Allah'tan bu adam başbakan değil. Bu adam başbakan da bu ülkede ya. Ve emin olun o açıklamayı kimseyle konuşmadan, kimseyle istişare etmeden istişare edip duruyor bunlar Ali sürekli. <laughs> Hemen yapardı o açıklamayı. Hemen. Çünkü tweet şey var. diyorsun değil mi? Onu var ya başbakan olarak direkt yapardı. Kimseye danışmadan. Evet, Müslüman kardeşi. Bir de şeylerin tamamını gizlemişler. Kötü olabilecek yorumların. O tweetin altındaki. Baya 200-300 <laughs> tane tweet gizlemişler yani. Ya eskiden, eskiden hapse atıyorduk. Şimdilik high tweet yapacağız <laughs> Yapacak bir şey yok. <laughs> Sen dua et demokrati oynuyoruz şu an. Ulan Osmanlı zamanında bile bir sürü ihanetli karşı karşıya gelmiş. Şu an keski onu diye boyunmayacaklar. İşte o romantik kısmı. Ama bunu soft power olarak kullanmak farklı. Mesela Orta Doğu'daki çöken neosmanlıcılık politikasını konuşuyoruz, ama Balkanlarda başarılı olmuş bir neosmanlıcılık politikası var, onu konuşmuyoruz. Ha, Şu anda mesela de. TİKA, <laughs> Tika elinde oynatıyor Balkanları. Evet. Orada çok. Oranın bütün altyapısı bizim şirketlerden. Çünkü daha rasyonel hareket etti orada isimler. Orta Doğu'daki gibi hareket edilmedi şeyde. İsrail, İsrail vatandaşı bir sivili vurmuş. Muhtemelen şeydir. Filistinli zannetmişlerdir. Şey yapıyormuş Hamas. İsrail askerini vuruyor ya ondan sonra Hı. onun kıyafetini giyip içeriye sızıyormuş. Tahminim o ki ya. Yani. Hakan Fidan bir dönem TİKA'da. Oğlum Tika'nın zaten tika'yı bir incele bakayım. Tika yüz, göründüğü yüzeysel gibi mi hizmet veriyor sadece yoksa başka ne yapıyor diye diyenlerde Bulgaristan'da şirketimiz var. Oğlum bak Aslan Erdane'ler var Kosova'ya falan git. Ee, orada ciddi bir gerilimin ucunda Türk hakimiyeti var ciddi bir şekilde. Mesela Orta Doğu'da başarılı olmadı. Mesela o bu ama Balkanlarda bu din birliği üzerinden yapılmadı. Kültür üzerinden yapıldı. Evet. o yüzden önemli. Kültür üzerinden yapıldığı için orada tuttu. Maya tuttu bu. Mesela Sırplarla boş, Boşnakların arasında başka kim yapabilirdi? Aynı masaya kim oturtabilirdi? Kültür üzerinden gittiği için başarılı oldu. Olundu orada. Ortadoğu'da din üzerinden, mezhep üzerinden gidildi. Davutoğlu döneminde. Türkmenler konusunda. Mesela İran'a karşı oradaki en etkili e, silahlardan biri diyeyim sana. Tuğullardan biri diyelim. E, Türkmen Şiiler. Değil mi? Ama bunlar ise dışlandı. Türkmen sünniler ön plana kondu. Halbuki aslında orada hiç ayrım yapmadan Türkmen olarak ele alması gerekiyordu. Bak bir arkadaş gibi, demiş gibi. ki Hırvat'ta yaşıyorum. TİKA ve Türk inşaatı her yerde. demiş Bak bizim şeylerin de mafyaların da belli bir kısmı bilirsin. Şeyde çok güçlü Balkanlarda. Yani harbiden güçlü devlet başkanı ]mış. gibi karşılananlar var. Şeyin var. ismini Sedat Peker'in ismini direkt verebilirsin yani. Balkanlarda yaptığı şeyler malum. Gücü ha. malum orada. Yani Türkiye'nin orada yaptığı politika ne Osmanlıcı politika karşılık buldu. Bu bir gerçek. Ama işte işleniş şekli kültürel biçimde olduğu için karşılık buldu. Orta Doğu'da bu mezhep üzerinden denendiği için elde patladı. Geçmiş olsun. Nedir hocam? İdlib'de bizim askerleri protesto ediyorlarmış. salırım Neler yaptılar? Bak bir de şey var ya. Ee, hmm. görsel üzerinden mesela Hamas'ı savunan falan. Yani bizde de bir, bir savunma çabası çıktı. Ulan babanın oğlu mu? Birisi İsrailli savunmaya çalışıyor, birisi Hamas. Sana ne oğlum? Sana ne? Sen yorumla geç. Bundan daha sana uzak bir olay olamaz zaten. Yani bunda bile objektif kalamıyorsan yuh artık. Ama bana sorarsan Türkiye'deki iç politika şeyini oraya projekte ediyor bizim millet. Halbuki evet. gerçekten onun bir karşılığı yok. Kesinlikle. Ne İsrailliler bizim sekülerlerin sandığı gibi seküler modern şeydi Yahudi evet. adam, Yahudi şeyi. Yahudi bağnazı baktı zaman bir noktada. Bu gerçek bu. Ne ya de Filistinliler bizim, bizim... Kadınları falan sokaklarda sürüklüyorlar o başlıklarından takmadı diye. Şapka var ya. Ortada da. ortodoks Yahudiler yapıyor onu orada. Orada da zaten bir iç kavga var mesela. Bütün İsrailler de aynı diye mesela. Böyle bir sıkıntı da var orada. Ama değil bu Hamas'ın saldırısı yine tek tek yürek yaptı bir İsrailler. O da ayrı bir konu. Tartışılabilecek bir konu. E, Netanyahu'ya niye son dakikada yetişti mesela böyle bir saldırı? İsrail neden tek yürek yaptı? Pilotlar uçmuyordu adamdan Emekli pilotları. İdlib'de de bu arada sanırım Suriyeliler e, Türk üssünün önünde toplanıp Türk askeriyle tartışıyormuş. Neden işte rejimin bombardımanına karşılık vermiyorsunuz diye. Evet ciddi Biz şekilde rejim provoke ediyor şey... bizden açık, bizden açıklama bile yok dışlarından. Evet. Bayağı bombaladılar falan ciddi şey yapıldı rejimle beraber. Ya Pelikan da yapıldı. şey yaptı mesela Suriye'de şu an operasyon sürerken birden böyle Filistin meselesini Türkiye'nin sorumluluğunda bir şey haline böyle bir cihat haline getirmeye çalışıyor pelikancılar. Ondan sonra kulakları çekildi bunların, şey demeye başladı, işte İran'ın işlediği vahşetler falan filan diye bir daha geri çekildiler. Halbuki oradaki mesele şey, Suriye'de yapılan son ataklar, özellikle YPG'ye karşı, Amerika'ya karşı ciddi kızışmıştı orada nokta hatırlarsan. Amerikalıların yaptıkları, sonra kaldırdıkları açıklamalar falan. Öldürülen Alman vatandaşı hakkında konuştunuz mu yayınlar? Konuşmadık, Allah rahmet eylesin. Bu şey değil mi, kadın turist diyorlar. O kadın çifte vatandaşmış. Orada maalesef bir şey olmuş. denir? Konser. Konsere gidiyor. Orada kaldırılıyor, öldürülüyor. O yalanlanmış. Kadının öldüğü yalan değil. Kadın turist değil. Yani kadın şey İsrailli. Ya kadın festivale biraz gidiyor, şey bizim Almancılar gibi yani. Kadın biraz bizim Almancılar gibi anladım. Almanya'da yaşıyor ediyor ama İsrailli. Yani çifte vatandaş bir yandan. Bizim Hı -hı. Almancılar gibi. Evet. Konserde Türk birinin konseriymiş. Hadi canım kiminmiş? Nasıl lan? Hiç duymamıştım. Olabilir hiç şaşırmam, haber hiç, şaşırmam. Hiç. hiç şaşırmam. Hiç şaşırmam. Hiç şaşırmam. İsrail'e git Michael Jackson mı İbrahim Tatlıses mi de kör olarak İbrahim Tatlıses'e basar herkes. Mahmut Orhan hiç sorgulamadı. diye birisiymiş. Oğlum ben normalde de oralara böyle konsere falan gitmeye götüm atar mesela yani. Helal olsun adam. <laughs> Yo Aslında gitmiş. en çok reklamı şeyden yapılıyordu işte güvenliği aşırı güvenliği turizm yapılıyor bilmem nesi yapılıyor. Hatta bütün şeyler paylaşmış. Bizim bütün Yeni Şafak ekipleri şey Kudüs'ten fotoğraflarını falan paylaşmışlar. O da İsrail turizmi bir noktada. İşte Hamas selamun aleyküm dedi mi bugün sabahtan bayağı havaalanlarına koşuyordu millet. Yerli halk alanı boşaltmak için. Şimdi İsrail eğer bu çok uzun sürerse öyle bir problem de yaşayabilir diye düşünüyorum ben. Hani zaten güvenlik korkusu olan bir halk var orada yaşayan yerli. Hamas ya da belki Hizbullah da işin içine girerse böyle Güvensiz bir İsrail olursa ve ciddi bir göç başlarsa öyle bir problem de çıkacak başına. Bilmiyorum olur mu yaşar mı bunu ama. Ha buradaki zafiyetten tabii ki de biz de şeye bakmamız gerekiyor. Bizim yanı başımızda da neredeyse devletleşmiş bir YPG var. Evet. Terör örgütü var hani Mossad zafiyet gösteriyorsa herkes bir şey yapsın tekrardan çek etsin kendini yani. Bizim de hem dışımızda var hem içimizde de yani bunun oluşabileceği bir tehlike var. Bu taraftan da sarılmış durumdayız. Bu ne Yani Gaz şey... Hah, buyur. Zaten biliyorsun şeyle geliyordu onların. Havadan nasıl giriyor ya falan diyor ya. Olan bize giren hani şeyler vardı ya. Hı hı. Onlar da şeyle girmişler Ne diyorlar ona? Ara motor herhalde. O, neyse artık onunla girmişlerdi hatırlarsın. Yani aslında evet. asıl sizin şaşırmamanız lazım buna. Dağdan ama şimdi şeye şaşırdık biz biraz da. Şimdi PKK'lı orospu çocukları bunu genelde hani daha kontrolün az olduğu daha bölgelerinde vesaire kullanıyorlardı. Herif bayağı şehrin ortasına indi paramotorla bu şey Hamaslı. Biz o yüzden şaşırdık biraz. Yani gitsen bir şeye böyle çok uç kıyı bir yere insan eyvallah da herif bayağı şeye indi muhite indi yani. <laughs> E tamam da orada işte sınırlar arasında böyle no man's land diye yerler olmadığı için direkt şehir kıç kıça zaten. Evet gerçi o da doğru. Yani mesela Antalya, İzmir, İstanbul direkt Suriye sınırında olduğunu düşün bizde. Orada evet bak az önce bahsettiğimiz chatten atmış. Arabalarla İsrail'den ayrılan yerel halk varmış. Çok sayıda yerleşimci Gazze şeridini terk ediyor diye de bu şey İsrail devleti de uyarı yaptı ama bu konuda. Bunların terk edişi bence o yüzden biraz. Hani Gazze şeridini boşaltın bombalayacağız diye açıklama yaptılar baya baya. Bunların gidişi o yüzden. Ben şeyden bahsediyorum. Hani tamamen artık burası çok güvensiz bir yer oldu. Zaten çok ufak bir yerdeyiz. Hamas bir tarafta işte dediğim gibi olursa Hizbullah bir tarafta. Ne olacağı belli olmaz. Ben gidiyorum diye göçenlerden bahsediyorum ben. Bu biraz daha devletin uyarısı üzerine gibi duruyor. Türkiye'deki mülteci sayısında artış fazla olur mu? Hocam daha ne olsun kurban olayım ya. Milyonlarca adama bakıyoruz zaten. Diye paylaşım yapılmış. Oğlum dünden beri bunlar da ne kadar çok. Bütün tüm generalleri öldü lan heriflerin. Bir tanesi dün öldürüldü. Bir tanesi kaçırıldı. Bir tanesi de bugün öldürülmüş. Heriflerde general kalmayacak anasını satayım. Ya kurmayı kurmayını niye <laughs> sahada dolandırıyorsun? İsrail'in bu kadar başarısız kalması beni çok şaşırttı demiş. Bu arada ben harbiden dün gece çok büyük bir harekatla beraber olayların en azından duracağını bekliyordum ama hiç beklediğimiz gibi olmadı. Yani evet belli yerlerde hala hafiflemeler var. Ama Hamas hala deli gibi saldırıp şey yapıyor. Yani paylaşımlarını vesaire yapıyor. Mosad bunu Mozart bunu bilmeyecek öyle mi falan yazmış bazı arkadaşlar. Dünden beri Twitter'da da görüyorum. <laughs> Bu istihbarat örgütlerinden beklentiniz, algınız nedir bazen ben anlamakta zorluk çekiyorum. İnsan üstü böyle yani istihbarat örgütü değil de eski mitolojik şeylerde olur ya mesela Yunanlarda falan olur. Orakül dedikleri şey. <laughs> e, gidip bilgi aldın, geleceği görebilen, geçmişi görebilen. Hani Matrix'te de vardır ya o kadın şey figürü. <laughs> Anladın mı? Yani istihbarat örgütünü böyle sanıyor bizim insan. Hatta oradan yola çıkıp bizim istihbarat da öyle değerlendiriyor mesela. Şunu niye böyle olmadı? Burada niye böyle olmadı gibisinden. Olabilir. Olabilir. Bir de şey şaşırıyorum yani. Bunu eleştirenler de kim biliyor musunuz? Kahin gibi. Teşekkürler arkadaşlar. İşin komik yanı bu. Abdurrahman Uzun falan mesela diyor ya. Nasıl çöktü ama şeyi her şeyi bilen İsrail algısı Abi onu siz yarattınız zaten siyasal İslamcılar olarak. Siz her bokta diyordunuz. İsrail bunu planladı, İsrail bunu yaptı diye. Sizsiniz oğlum her boka Mossad yazan diyen. Siz neye şaşırdınız şimdi? Harbiden çok adamların ilginç. kendilerinden çok reklamlarını yaptılar yani. Her işin altında Mossad. Bir de, bir de şaşırıyorlar ondan sonra. Ulan nasıl çöktü lan olabilir. Bak CIA için bile ben kaç kere ben yayınlarımda kendi chatim bana şey yapıyordu. Abi abarttın sen de. CIA'yı çok büyütmeyin. Tamam çok büyük bir istihbarat, çok başarılı bir istihbarat örgütü ama çok sıçtığı falsolar da var. Kendileri anlatıyor bunu zaten. 15 Temmuz'dan sonra bizim milletimizin Allah korusun böyle bir durumda e, şehirden çıkacağı, ülkeden gideceğini sanmıyorum. Diğer milletlere göre sanki biraz daha milliyetçi bir ülkeyiz gibi ne düşünüyorsun demiş. Yani yine, Doğru, istatistiksel olarak da öyleyiz bu arada. Ben yine giden çok olur ya. Doğrudur eyvallah hani istatistik tarafı. Sen koşmadın mı Jahren'le ATM'lere? <laughs> Valla ben İl Emniyet <laughs> Müdürlüğü'ndeydim kardeşim. Bakın <laughs> <Vallahi gülüyor> çok var. rahatım. Sen İl, sen İl Emniyet Müdürlüğü'ndeydin Jahren'deydi şey ATM'deydi. <laughs> ya hiç su ya. <laughs> Volkan ya. Euro Euro abi ya. <laughs> TL değil abi. Etso. Hadi abi geç kalacağız ya. Ne tank ya baba. Ne tank bu Alman tankı mı ya. <gülüyor> <gülüyor> Jaho şeyde Türkiye'de değildi değil mi herhalde 15 Temmuz'da 2016'da. Özel jetteydi o. Eğer <gülüyor> başarılı <gülüyor> olsaydı. başarılı <laughs> olsaydı. Gidecekti gidecekti. <laughs> Havadan dönmüş. <laughs> Do bitlere bir bakayım abi bir saniye. Ya arkadaşlar gömme de gömmenize gerek yok adamları. Bizde de biliyorsun herkes Türkiye'de bile bazen muhaliflerde de dalga geçmeye çalıştı orduyla falan filan. Aradan çok zaman geçmedi. Ne kadar geçti Fırat Kalkanı'na? En büyük harekatlardan biri yapıldı. Hem de inanılmaz başarıyla. Aradan çok zaman geçmedi 15 Temmuz'dan sonra demiş ki savaş büyür ABD girecek olursa NATO desteği ister mi? Bu durumda Türkiye'de. Abi bu çok bence şey bir soru ya. Hani şu olursa da şu olursa da şu olursa. O yüzden bunu şu an benim verebileceğim cevabım yok. Bilmiyorum Erlik belki bir söyler. Dük ne konuda tekrar? Savaş diyor büyürse de ABD girecek olursa NATO desteği ister mi bu durumda Türkiye olur mu, dahil olur mu? Abi. Bu biraz bilmiyorum. dıdısının dıdısı olmuş. A şeyi ben geçen senin chatte söyledim. Hani ıslak rüya tabii. <laughs> i̇şte barış güçleri falan olsun diye. Evet. Aslında Tayyip Erdoğan da istediğimiz oraya getiriyor. Hani diyor, hem İsrail hem işte iki, iki devletli bir çözüm <laughs> olsun orada. Barış gücü de NATO olsun. NATO'da da kim var abi? <laughs> Amerikalılar <abi>, ve bizler. <laughs> ben yaparım be kardeşim diye gidiyor değil mi? <laughs> Ki mantıklı da yani. Keşke olsa ama dediğin kesinlikle gibi. Kesinlikle. Bizim millet abi. ben barış gücü deyince şey anlıyor millet. Ya oraya da maske abi. barış gücü dediğin. Yani Kosova'daki operasyon barış gücü operasyonuna bak bakayım. Nedir barış gücünün görevi? Yani Suriye biraz şey yapıyorlar, karıştırıyorlar. Can atar. Şey Komünist başkan değil mi bu? Evet evet o. Ne işi var lan bunun burada? Hayırdır Özgürlük oğlum? yürüyüşü kardeşim. Hayırdır lan hemen. <laughs> hemen Ziber Bey'e çekin bunları bir sorgulayın bakayım. Ne örgütleniyor bunlar böyle? Doğru yürüyeceğiz ve tam olarak bu sebeple özgürlük gündemini ülkenin falan filan. Bu şeye şaşıran olmuş. Bizim chatte de yazdılar işte. Ulan solcular nasıl Filistin destekliyor falan. Yani dünyadaki neredeyse bütün solcular ve sol örgütler destekliyor zaten Filistin. İşte bizim yani Twitter işte... tayfanın Twitter derya ül siyasetinin <laughs> max max bilgisi koyayım. Al oradan çöz işte. Ya Filistin orada çünkü hani o adamların gözünde şey işte sömürülen bir azınlık halk işte bir özgürlük mücadelesi veriyor. Bu şekilde nitelendiriyorlar. Arkadaşlar Doğru Soğuk Savaş döneminin öncesine bile gider yani. Sovyetler Filistinleri destekler, Lübnanları destekler. Amerikalılar da İsrail destekler Avrupa ile birlikte. İlk onların clinchi o iki süper gücün clinchi Orta Doğu'da oradan başlar zaten. Filistin Kurtuluş Örgütü tüm dünyadaki terörizme gitmiştir. Ve sol iktisatlıdır. Şeyden şeye kadar benim o şeyde anlatmıştım ya Almanya'daki rafı. Bizdeki PKK'yı. Işte her ne, dünyanın neresinde bir terör örgütü varsa bağlantıları vardır. Bir dönem Kaddafi finanse etti bunları. Uçak kaçırma işi bunlardan çıktı biliyorsun Filistinler'den. Uçak kaçırıp fidye istiyorlardı, patlatıyorlardı evet. bilmem ne. Uçakları sonradan binalara karşı kamikazlara kullanmak o Yüzame Bin fikriydi daha sonrası tabii. Yer İdlib. Suriye rejiminin sivil halka yönelik ağır bombardımanın neticesi yerel halk organize olarak e, Termanindeki üst bölgemize gelip Esad bizi vuruyor siz niye Esad'ı vurmuyorsunuz şeklinde serzenişte bulundu. Kalabalık içinden bazıları askerimize taşlı saldırıda bulundu. Evet bunlar da yakında Türkiye'ye koşturarak gelmeye başlarlar. Muhtemelen burada bu kadar eğer güvensiz hani saldırı altında yaşamaya devam ederlerse. <laughs> Orospu çocuklarına bak 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 Orospu çocuklarına bak Orada şöyle bir sıkıntı var Birçok şey HTS'nin elinde olduğu için hı hı. Bunlar yarın öbür gün Bir isyan şeyine girerlerse Ciddi problem yaratır Kontrol çünkü onlar da öyle alttan alttan kontrol aldılar birçok noktada. Bizim asker neden havaya bile ateş edemiyor? Adamı etmeyi bıraktım artık demiş. Ama onu bana değil komutana soracağım. Türk vatandaşı bunu yapsa gaz yer ama suru yemiyor. Ya Erliğin de az önce dediği gibi şimdi kesinlikle zaten bu orospu çocuklar burada haksız askerimize taş atmayı falan tartışmıyorum ben zaten de aynı şey değil. Yani orada güç açtı abi de. E, Türkiye bu bölgede bu durumunu korumak durumunda. Orada bulunduğu noktayı. Muhtemelen o yüzden daha ne diyeyim soft hareket ediyor anladığım kadarıyla. <laughs> Ama yani şu adamın içini yakıyor doğal olarak. Adam oraya göreve gitmiş. Kaç aydır belki ailesinden, anasından, babasından uzak. Ki bu adamları koruyor orada. Şerefsiz orospu evlatları gelmiş. Kafasına taş atacak işte yani. Adamın zoruna gidiyor. Bir de bundan yaklaşık birkaç milyon tane resmi rakam belli olmamakla beraber ülkenin içinde var. Arkadaşlar. Hep bahsediyorduk ki yani ha bak şöyle problem çıkabilir, böyle problem çıkabilir. Yani düşün bu dışarıda olan ufak bir olay. O asker çıkarsa iki el bombası sallasa şuraya kaybeden tek şey el bombası olur. Birisi birisi bir video çeker. Ondan sonra al sana Türk askeri Suriye'de sivillere saldırıyor. Bütün dünyayla uğraş dur. Kamuoyuyla. Yok biz şunu yaptık, yok biz bunu yapmadık. <laughs> dur bakalım. Eren yine bir şeyler yazmış. TSK inanılmaz profesyonel yönetti yalnız o şey dönemini Suriye dönemini. O kadar provoke ediyorlardı ki bizimkileri. Ruslar biliyorsun bizim güzergahları veriyorlardı otak giden gidilen güzergahlar var ya. Hı -hı. Patrol şeyinde. Oradaki YPG'lilere güzergahı bildiriyorlardı. YPG'liler toplanıp kamerayı açıp bizim konvoyları taşlıyorlardı. Ruslara dokunmuyorlardı ama. Sürekli yapıyorlardı. Bunu da servis ediyorlardı medya. Yani çok provoke edildi. TSK ama hiç öyle bir şey olmadı. Yaran demiş ki bölgede Garantör Türkiye yönetim HTŞ'de halkla Türkiye arasındaki bağlantı HTŞ üzerinden halkın tepkisi normal de Gaz, İsrail'in fırlattığı füzeler Gazze'de de bir banka yıkmış. Ulusal İslam Bankası yıkılmış. <laughs> Onun da görüntüsünü vereyim şöyle. Ya, stratejik yerleri otomatikmen ne kadar evet. şey varsa e, indirecektir İsrail yani. O belli Allah'ın emri. Ama işte Dövdüm hakkında arkadaşlar. Bana şöyle ne yazıyor orada? Ateist Allah Ateist. kafirlere neden azap ediyor? O sırada kafirler <laughs> Yalnız Netanyahu o kadar İsrail pro İsrail değil. <laughs> jo o kadar değil. Netanyahu da kötü amına koyayım. Jo Şimon Peres amına koyayım. Jo Şimon <laughs> 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 <Jeho>, Peres. <laughs> Şimon Peres öldüğünde evde 3 gün ağlamış adamcağız. Yaz tutuyor değil mi? Siyah giyinip ağlama duvarına. Abi ölmüş ya. Etso. <laughs> ölmüş abi ya. Banırları siyah yap etso. <laughs> Sinir hastası olursun.